Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde Android'deki Handler yapısının ne olduğundan detaylı bir şekilde bahsetmeye çalışacağım. Hatırlarsanız önceki derslerimizde önce ne dedik? Android'deki proses yapısının nasıl olduğundan, thread yapısının nasıl olduğundan bahsettik. Şimdi yine bunların içinde kullanılan Handler yapısının ne olduğunu gelin şu resme bakarak anlatmaya çalışayım. Öncelikli olarak bir uygulama, bir Android uygulaması başlattığınızda aslında ne oluyordu arkadaşlar? Bellekte şöyle bir kutuyla belirtelim. Bir proses başlatılıyordu, değil mi? Proses. Ve bu prosesin içinde ne demiştik? Birden fazla thread olabilirdi. Ki bu resimde gördüğünüz thread'e biz ne diyelim? Main thread, yani UI thread. UI thread ne demek? User interface dediğimiz, bizim 4 ana komponentimizin de üzerinde çalıştığı thread demek. Şimdi buradaki bir thread ise, şuradaki handler yapısı fark ederseniz yarısı içeride yarısı dışarıda. Ben diyorum ki şurada da bir thread olmuş olsun. Ve bu thread'in adı da worker thread artık. Yani ana thread'den farklı bir thread olsun. Thread yapısından bahsederken ne dedik? Her bir thread'in kendi içinde bir mesaj kuyruğu vardır. Buraya eklenen elemanlar looper sayesinde sürekli olarak döner ve sırası gelen işlem ne yapılır? Yapılır bu main thread üzerinde. Şimdi buradaki handler yapısının gördüğünüz gibi handle mesaj kısmı main thread'te, send mesaj kısmı worker thread'te. Buradan şunu anlayabilirsiniz. Siz eğer atıyorum worker thread'ten ne demiştik? Main thread'e direkt olarak ulaşım mümkün değildi. Bu handler tam ikisinin ortasındaysa demek ki ben worker'dan main thread'e bir handler kullanarak ulaşabilirim. Bunu yapmak için worker thread'ten bir mesaj ya da bir runnable gönderirken, ki mesaj kuyruğuna bakarsanız bunun içinde hem mesaj tipinde hem de runnable tipinde nesneler mevcut. Demek ki daha önce hep runnable gönderiyordum. Hani worker thread'ten farklı farklı yollarla biz runnable'ları mesaj kuyuya ekleyebiliyorduk ya. Demek ki bir de mesaj tipinde bir nesne varmış. Ben onu da mesaj kuyuya aktararak worker'dan main'e veri geçişini sağlayabilirmişim. Şimdi bu worker thread'in içinde siz bir handler tanımlayıp bu worker thread'in içinde onun send mesaj metodunu kullanarak oradan ilgili mesajları bu kuyruğa ekleyebilir ve bu kuyrukta looper sayesinde buradaki mesajı alır, sizin handler'ınızın handle mesaj kısmına iletir. Bu sayede sizin handler'ınız worker'la main thread üzerinde bir köprü sağlamış olur. Kafalar karışmasın. Uygulaması aslında çok basit. Şu an için az biraz mantığını anlamanız yeterli. Yine aynı şekilde bir handler nesnem var ve bunun iki tane metodu var. Handle mesaj, send mesaj. Yani bir handler nesnesi hem mesaj gönderebiliyor hem de ilgili mesajı alabiliyor. Şimdi burada main thread'imiz mevcut. Burada da bir worker thread tanımlanmış. Siz şimdi burada worker thread'ten main thread'e ne dedik? Direkt olarak ulaşamıyoruz dedik. Siz buradaki worker thread'ten bir handler nesnesi yaratarak bunun send mesajıyla bir mesaj gönderirseniz bu ne olacaktır? Looper sayesinde kuyruğa eklenecektir ve buraya eklediğiniz mesajlar buradaki handler mesaj metodunda ne yapılacaktır? Ele alınacaktır. Bu sayede worker'dan main thread'e yine dediğimiz gibi veri gönderebilmiş olacağız arkadaşlar. Şimdi ekranı bir silelim. Bir handler nedir? Ne demiş arkadaşlar? Bir thread'in mesaj kuyruğuna mesaj ve runnable tipindeki objeleri göndermenizi sağlayan yapıymış. Handler örneği tek bir thread'in yani ve o thread'in mesaj kuyruğuyla ilişkilidir diyor. Siz yeni bir handler tanımladığınızda o tanımladığınız handler'ın olduğu thread'in mesaj kuyruğuna ve yani o thread'e direkt olarak bağlıdır. Ayrıca mesajları ve runnable nesnelerini de alabilirmiş. Her activity için bir handler objesi ihtiyaç duyulur. Sizin bunu manuel olarak register etmeniz gerekmez diyor. Sizin background thread'iniz yani worker thread'iniz handler sayesinde UI thread ile iletişim sağlayabilirmiş. Handler mesajlar handler ile iletişim kurarken iki
opsiyonumuz varmış. Ya mesajları kullanabilirmişiz ya da runnable objeleri kullanabilirmişiz. Runnable'ı daha önce aslında gördük. Neydi? Runnable sayesinde biz worker'dan mesaj main thread'e veri gönderebiliyorduk. Peki bu sürekli adı geçen mesaj tipindeki nesne ne? Ne yapıyormuş arkadaşlar? İçinde işte data handler'a gönderilecek dataları ve tanımları içeren bir mesaj içeriyormuş bu sınıf. Diyor ki mesaj diyor zaten diyor constructor'ı public olduğu için bundan bir nesne yaratırken mesaj.obtain'i kullanın diyor. Bu sayede recycle objeleri tekrar tekrar kullanabiliyormuşuz. Android bize bu imkanı sağlıyormuş. Yine aynı şekilde bu mesaj nesnesinin kendine has metotları mevcut. Send mesaj ile ilgili mesajımızı gönderebiliyoruz. Buradaki metot ile isteğimizi kuyruğun başına getirebiliyormuşuz. İşte send mesaj delete aynı post delete gibi ilgili mesajı belli bir gecikme ile iletebiliyormuşuz. Send empty mesajda sürekli olarak obtain mesaj kullanmamak için böyle boş mesaj göndererek ne yapmamızı sağlıyormuş? Bizim mesaj nesnemizi tekrar tekrar obtain mesajda çağırmamıza gerek olmuyormuş arkadaşlar. Bu mesajları ele almak için diyor handler'ın handle mesaj metodunu kullanmanız gerekiyor. Ve bu sayede işte gönderdiğiniz mesaj sayesinde handler main thread'deki elemanları update edebilir diyor. Şimdi bununla ilgili sıfırdan bir örnek yapacağız ama daha önce şu örneği hatırlıyorsunuzdur. Burada bir worker thread'imiz vardı ve biz onun içindeki main thread'deki bir text view'u güncellemeye çalışıyorduk. Bunun için bu sefer neyi kullanalım? Handler'ları kullanalım. Öncelikli olarak burada bir nesne yaratıyorum ve onCreate metodumda handler eşittir new handler diyerek bunu bir tanımlıyorum. Şimdi ben bunu main activity'de yani main thread üzerinde tanımladığım için bu otomatik olarak main thread'e ve onun mesaj kuyruğuna erişebilir oluyor. Bunu ben niçin kullanacağım? Worker'dan main'e veri gönderirken. Şuradaki şu döngü sayısını ben buradaki text view'a göndermek istiyorum. Daha önce bunun örneklerini burada yaptık görüyorsunuz. Buraya geldim. Dedim ki handler nokta send mesaj diyebilirim. Ama bunu sıfırdan yapacağım örnekte anlatacağım. Burada basit olarak bir runnable gönderelim. Bunun için yine post metodunu kullanıyoruz. Zaten adı üzerinde post postala gönder demek. Yani neyi gönderiyoruz veya nereye gönderiyoruz? Burada istediğimiz değeri main activity'deki o mesaj kuyuya gönderiyoruz. Tabii ne runnable istiyor bu? New runnable dememiz lazım buna. Bu sayede bu run'ın içine yazacağım şeyler ne olacaktır arkadaşlar? Handler'ım sayesinde main activity'ye iletilecektir. Burada yapmak istediğim şey aslında text view'u güncellemek. Bunu yaptığımda bakalım çalışıyor mu, bir hatamız var mı? Ben worker thread'den handler.post'u kullanarak ilgili main activity'nin o mesaj kuyruğuna bir veri gönderiyorum. Veri değil de bir işlem gönderiyorum. Bu işlem main thread üzerinde çalıştırılacak. Start thread dedim. Gördüğünüz gibi yine worker thread'de yapılan işlemi ben main thread'e çekmiş oldum. Bu örnek böyleydi. Şimdi gelin şöyle sıfırdan bir örnek yapalım. Her şey kafamıza daha iyi otursun. Bu örnekte şöyle biraz büyüteyim. Bir tane progress barımız var. Bu progress bar arka planda yani bir worker thread üzerinde güncelleniyor. Ve ben bu işlemleri threadleri ve handler'ları kullanarak yapmaya çalışacağım. Öncelikli olarak main activity'yi açtık. Gördüğünüz gibi ilgili iklenme işlemlerini burada yaptım. Vakit kaybı olmaması adına. Ben bu uzun sürecek işlemi bir thread'in yapmak istiyorum. Daha sonra ne yapıyorduk? Bir inner class yapıyorduk. Tanımlıyorduk. Inner class'ı şuradaki class'ın bittiği yere geliyorum. Public class. Daha sonra da my thread diyorum. Daha sonra bunun runnable nesnesi implement etmesi gerekiyordu. Bakın bunu böyle yapabileceğimiz gibi aslında şuraya gelip
Şimdi thread nesnemiz burada. Ben bunu new thread deyip başlatacağım ya. New thread dedim. Şimdi bu benden runnable bekliyor. Yani buraya gelip yeni runnable diyebiliriz. Evet. Veya runnable'ı implement etmiş bir sınıf oluşturup onu da kullanabiliriz. Buraya my thread diye bir sınıf tanımlıyorum. Tabii ki bu sınıf şu an yazılmadı. Şöyle alt enter'a basıp create inner class dediğimizde gördüğünüz gibi direkt olarak onu runnable'dan implement edecek şekilde tanımını yaptı. Bu burada dursun. Şimdi gelelim bunu oluşturmaya. Öncelikli olarak hata veriyor. Alt enter'a basarsam diyor ki sen runnable'ı implement etmek istiyorsan run metodunu yazman gerekiyor. Peki bu run metodunda ne yapacağız? Basit bir for döngüsüyle progress bar'ımızı update etmeye çalışacağız. For dedim. Bir tane i diye bir değişken tanımlıyorum. Sıfırdan kaça kadar olsun? 100'e kadar olsun. Ve i'yi bir arttırıyorum. Daha sonra burada her bir döngüde şöyle thread nokta sleep deyip bunu 500 milisaniye bekletiyorum, uyutuyorum. Burada try catch yapmamız gerekiyor. Kodlarımı bunun içine yazacağım. Şimdi benim yapmak istediğim ney? Bir handler kullanarak buradaki veriyi ya da aslında size şunu söyleyeyim. Yani ne yapmak istiyorum? Ben progress bar'ımı güncellemek istiyorum ya. Buraya gelip progress bar nokta set progress deyip buradaki i değerini buraya yollamak, bu bizden integer bir değer alıyor. Bu sayede bu döngü döndükçe benim progress bar'ım ilerlemiş olacak. Bir bakalım bir hatamız var mı? Normalde burası worker thread, bu progress bar ise main thread'te bildiğiniz gibi. Normalde arkadaşlar benim worker thread'e, worker thread'ten direkt olarak UI thread'e erişmem, hata almam gerek demek oluyor. Ama bakalım alacak mıyız? Tabii ne yapmamız lazım? Bunu burada başlatmayı unuttuk. Yani onCreate, yani aktivitim yaratıldığında bunu start deyip başlatmam lazım ki buradaki bu kodlar çalışsın. Ne zaman ki thread.start diyorum, o thread'in içindeki run metodu çalışıyor bildiğiniz gibi. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Aslında ne olması lazım? Çalışmaması lazım. Yani bunu ilk defa deneyen arkadaşlar bayağı bir kafa karışıklığı yaşayabilir. Sürekli olarak biz worker'dan main thread'e ulaşılamaz diyoruz ama gördüğünüz gibi direkt set progress dedim ve ben worker thread'den main thread'deki bir elemanı güncelleyebiliyorum. Bu nasıl oluyor? Bu aslında progress bar'a özel bir özellik. İnternette de araştırırsanız bu set progress'in içinde aslında neredeydi o? Refresh progress falan var ya, bunlara bakarsanız gördüğünüz gibi kendi içinde aslında bir runnable taşıyor. Bu runnable ne demek? Aslında bu kendi içinde worker thread'den main thread'e veri gönderecek şekilde tasarlanmış. Yani aslında bu olay sadece progress bar'a özel, progress bar'a özgü bir olay. Nasıl anlarız bunu? Yani worker'dan main thread'e güncelleme yapamadığımızı nasıl anlarız? Ben diyorum ki buradaki i değerini şurada oluşturduğum şuradaki text view'da göstereyim. Bakayım çalışacak mı? Şuradaki text view'a geliyorum. Nokta set text deyip buraya yazdırmaya çalışıyorum bu i'yi. Eğer worker'dan main thread'e erişim olmuyorsa direkt olarak bunun hata vermesini beklemem lazım. Şimdi bir bakalım. Gördüğünüz gibi hata aldım. Baktığımız zaman ne diyor? Only origin thread that created a view hierarchy can touch its view. Sadece view hiyerarşisindeki orijinal thread diyor kendi elemanlarına erişebilir. Yani buradaki worker thread'den siz gidip de main thread üzerinde çalışan bir text view'u güncelleyemezsiniz. Dediğimiz gibi progress bar'ın kendine has bir yapısı var. O sayede biz hata almadan güncelledik. Ama diğer view öğelerinde böyle bir şey yapamıyoruz. Bunu yapmanın türlü türlü yolu var demiştik. Şimdi daha önce öğrendiklerimizi bir görelim. Mesela progress bar her türlü zaten set ediliyor. Onu yapmayalım da şey diyelim. Mesela ne yapalım? Run on UI thread deyip new runnable deyip ben buradaki text view'u
textview.setText deyip bunu güncelleyebilirim. Bunu daha önce öğrenmiştik. Bakalım hatamız var mı? Pardon, bir eksiklik var burada. İyi diyor. Inner class'tan erişilemezsiniz. Tabii burada tanımlıyoruz. Burası içerisi olduğu için buradan bunu görmüyor. Ne yapabiliriz? Şöyle sınıfın başına integer i eşittir 0 diye bunu buraya dışarıya tanımlarsak her yerden erişebiliriz. Bir deneyelim. Uygulama başlar başlamaz çalışması lazım ki gördüğünüz gibi çalışıyor. Worker'dan main thread'e erişmiş olduk bu sayede. Daha sonra neyimiz vardı? Şunu hemen şöyle yapalım. İlgili view üyesinin nokta post metodunu kullanarak bir yeni runnable gönderebilirdik. Buraya gelip bunu yazarsak ne oluyor? Testimizi yapalım. Şuraya noktalı virgül koymayı unuttuk. Uygulamam açıldı ve gördüğünüz gibi çalışıyor. Bunları daha önce zaten görmüştük. Şimdi gelin burada handler'ları ve mesajları kullanalım. Yine bir handler tanımlayıp onun post metoduna runnable koyarak da bu işlemi yapabiliriz. Ama şu an için mesajları kullanarak bunu yapmaya çalışalım. Öncelikli olarak buraya gelip yeni bir handler nesnesi tanımlıyorum. Daha sonra burada handler eşittir new handler diyerek ne yapıyorum? Main activity'de oluşturduğum için bu handler'ı bu direkt olarak ilgili mesaj kuyruğuyla ve main thread'le ilişkili bir şekilde çalışacak demek arkadaşlar. Şunu hatta şuradan alalım. Buraya koyalım. Daha sonra ben buradaki worker thread'den handler'ı kullanarak ne yapmak istiyorum? Send message. Mesaj göndermek istiyorum, değil mi? Bu benden bir mesaj tipinde bir nesne bekliyor. Buraya gelip mesaj diyorum. Mesajım eşittir. New mesaj demek yerine burada ne diyoruz arkadaşlar? Mesaj obtain diyoruz. Açıklamasına bakarsanız ne diyor? Yeni bir mesaj nesnesi yaratır global havuzdan. Böylece bizim sürekli olarak yeni yeni nesneler yaratmamızı engellemiş olur diyor bu metot. Tamam dedik. Daha sonra mesajım dedikten sonra, pardon mesajım diyelim. Burada bunu. Şimdi benim yapmak istediğim ney? Buradaki worker thread'deki bu i değerini main thread'e göndermek ve bunu text view'a koymak, değil mi? Şimdi burada türlü türlü yolunuz var. Set data diyerek gördüğünüz gibi bundle tipinde bir nesne yollayabilirsiniz. Veya elinizde şöyle bir ya da iki tane parametre varsa göndereceğiniz direkt olarak argüman 1 deyip buraya ne yapabilirsiniz? Buradaki i değerini koyup gönderebilirsiniz. Hatta ve hatta bu progress bar tamam burada sorunsuz bir şekilde çalışıyor ama ben bunu buradan sileyim. Yine aynı i değerini bu sefer mesajim.argüman 2 ile göndereyim. İkisini de kullanalım. Aslında ikisinde de aynı şey var, değil mi? Ama ben bunları iki farklı sayılar bile olsaydı buradan gönderebilirdim. Daha sonra send mesaj metoduna buradaki bu nesneyi yolluyoruz. Burası bu kadar. Şimdi ben worker thread'den mesaj nesnemi yayınladım, yarattım. Bunun içine verileri koydum ve handler ile gönderdim. Peki bunlar nereye geldi arkadaşlar? Ne demiştik? İlgili handler'ın hangi metoduna gelecekti? Handle mesaj metodunda bunlar işleniyordu. Buraya geliyoruz. Bunun içinde bir handler mesaj var. Gördüğünüz gibi siz buradan send mesajla bunu yolladığınızda bunun geleceği yer burası. Şuradaki mesaj nesnesinin içinde bu veriler mevcut. E peki ben burada artık progress var ve text view'umu güncelleyebilir miyim? Evet. Buraya giriyorum. Diyorum ki progress bar not nokta set
progress MSG içindeki argüman 2 olsun. Çok önemli değil. İkisinde de aynı bir veri var. Ayrıca text view nokta set text diyorum. Boşluktan sonra MSG içindeki argüman 2 diyorum. Umarım anlaşılmıştır. Burada bunları tanımladık. Evet. Dediğimiz gibi worker thread'deki verileri ben direkt olarak main thread'e gönderemiyorum. Bunun için handle'ın send message metodunu kullanıyorum. Bu da benden message sınıfındaki bir nesne tipi bekliyor. Bunu burada oluşturuyorum opt-in'le. Daha sonra bunun argüman 1 ve argüman 2 değişkenlerine verimi atadım. Bunu buradan gönderdiğimde hop gelecek buradaki handle'ın handle message metoduna. Orada oluşturduğum mesajım buraya geliyor. Ve bunun sayesinde de ben bu argüman 1 ve argüman 2'yi burada okuyup ekrana bastıracağım. Bakalım bir hatamız var mı? Uygulama açıldı ve gördüğünüz gibi hem progress bar hem de text view'um istediğim şekilde çalışıyor. Yine örnek olması adına bunu böyle yapabileceğimiz gibi mesela handler nokta neyimiz vardı parametre şey olarak şöyle bir daha bir hatırlayalım. Send message delete diye bir metodumuz varmış. Send message delete. Önce diyor mesaj parametresini göster mesajım. Daha sonra da kaç saniye bekleyeceği. Mesela 1 saniye arayla bu çalışsın. Bakalım çalışacak. Gördüğünüz gibi text view önce kaldı ve daha sonradan verileri 1 saniye arayla atmaya başladı. Evet, handler'ın da kullanımı bu şekildeydi. Ne işe yaradığını da umarım anlamışsınızdır. Dediğimiz gibi aslında bunlarla çok da kafa karıştırmaya gerek yok ama tabii ki de nasıl çalıştığını bilelim. Direkt olarak async task sınıfını kullanabilirsiniz böyle işlemler için. O sınıfın bildiğiniz gibi 3 tane metodu main thread'de, doing background ise back worker thread'de çalışıyor. Bu sayede uzun sürecek işlemleri worker thread üzerinde yaparken diğer metotları kullanarak da main thread'e erişebilirsiniz. Umarım anlaşılmıştır. Kafanıza takılan yerleri sormaktan çekinmeyin. Bir sonraki derste görüşmek üzere.